Osmanlı'nın en celaletli, Osmanlı'nın en şiddetli Abdülhamit Han'ı da neden dedesine benzemiyor diye suçlanmasına sebebiyet veren en zalim değil, zalimlere anladığı dilden hitap eden sultanı Sultan II. Mahmud Han'dır. Abdülhamit Han'ın babası, Abdülmecid Han'ın babası II. Mahmud'dur. II. Mahmud'un güzel bir annesi var, iyi bir insan. Güzelliğinden kasıt yüz güzelliği değil. Bilmiyoruz nasıl olduğunu. Tek bildiğimiz şey iyi bir insan, gönlü güzel bir insan. Nakşidil Valide Sultan. Nakşidil Valide Sultan vefat ettiğinde Fatih Külliyesi'nin hemen dışına, Fatih Merkez Rüştiyesi'nin karşısına güzel bir türbe yapıldı. Nakşidil Valide Sultan Türbesi. Bu türbe çok önemli insanlara bugün ev sahipliği yapmaktadır. Fakat elimizde bir fotoğraf var. 1974 yılına ait, 47 sene öncesine ait bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Nakşidil Valide Sultan Türbesi'nin hemen önünde, yani şuralarda bir yerlerde çok gösterişli, çok görkemli bir ağaç ve ağacın koruluk kısmı bulunmaktadır. Maalesef bugün o ağaç yıkıldı. Kim o ağacı kesti, neden kesti, hiçbir bildiğimiz yok. Tek bildiğimiz şey 2021 yılında böyle çıplak bir türbe binasının görünmesi. Fotoğrafa gelelim. 2021 Fatih Merkez Rüştiyesi, Fatih Sahn-ı Seman Medreselerinin tetimme kısmı, Fatih Camii, Haziresi, Nakşidil Valide Sultan Türbesi tam olarak böyle görünmekte. Fakat 47 yıl öncesine gidelim. 1974 yılında ulu ağacıyla türbenin önüne kamyonlar, kamyonetler park yapmışlar. Fotoğrafta maalesef türbeye hak ettiği değerin verilmediğini görüyoruz. Türbenin önünde şu an metal korkuluklarla kapatılmış yerde, camiye giden yolda, bakın burası camiye gidiyor. Camiye giden yolda buralarda kamyonlar, kamyonetler bulunuyor. Keşke olmasaydı. 2021 yılının güzelliği kamyon kamyonet yok. 1974'ün güzelliği güzel bir ağaç var. Keşke bu iki fotoğraftaki güzellikler bir araya gelsin. Az evvelki fotoğraftan 62 yıl öncesine gidelim. Takvimler 1912 senesini göstermekte. Fatih Merkez Rüştiyesi fotoğrafın solunda, Nakşidil Valide Sultan Türbesi fotoğrafın sağında kalırsa, arka tarafta Fatih Sultan Mehmet Han döneminden maalesef kalmayan 1765 tarihindeki Büyük İstanbul depreminde yıkıldığı için dönemin padişahı, cennet mekan, güzel insan Sultan 3. Mustafa döneminde barok nizamındaki camiyi görmektesiniz. Güzel ve hoş bir enstantane. 1912 Trablusgarp'ı gördü, Balkanları gördü ama henüz 1. Dünya Savaşı'nın o yıkımını, o kıtlığını, o felaket dolu, hiç her şeyin yok olduğu günleri henüz şu an fotoğrafta gördüğünüz şuralarda serpiştirilmiş biçimde durulan bu fotoğrafta bulunan insanlar 1. Dünya Savaşı'nı görmediler. Allah fotoğrafta görmüş olduğunuz neslin gördüğü felaketleri hiçbir nesle, hiçbir çağa, hiçbir göze göstermesin. Bu fotoğraf bize acı, yokluk günlerini göstermekte. Ülkenin, vatanın kurtuluşu için
daha 11 yıl var. 11 yıl sonra Allah'ın izniyle bu ülkeden düşman ebediyen sökülecek ve atılacak. Hadi gelin fotoğrafa bakalım. 2021 yılında az evvelki açıyı bozduk. Çok fazla araç geliyor. Çok fazla insan trafiği, sirkülasyon olduğu için açıyı bozarak biraz içeriye girdik. Fotoğrafta 2021 yılında mutena, koruma altına alınmış bir külliye parçasını görüyoruz. Takvimler 1912 yılını gösterdiğinde, günümüzden 100 küsür sene öncesini gösterdiğinde görüntü tam olarak şu an gördüğünüz gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.